TV8 ekranlarında 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi konuğumuz diş hekimi Kerim Safa Tokur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Böyle hemen gülüşlerimiz ve dişlerimizi hemen hissetmeye başlıyoruz tabii ki. Evet. Hocam çok da yaygın, çok da sevilen bir şey aslında seramik. Seramik empres nedir? Seramik empresler yapısında kuars, lityum oksit ve alüminyum oksit bulunan seramik kaplama çeşidi. Günümüzde de estetik anlayış doğalı en iyi taklit eden işlem olarak, en iyi estetik doğalı en iyi taklit eden işlem olarak algılanmaktadır. Seramik empres kaplamalarda doğal diş formuna en yakın ışık geçirgenliğini ve renk skalası olarak en iyi renk çeşidini sağladığı için seramik empres kaplamaları kullanıyoruz. Çok güzel hocam. Peki seramik empres kimlere uygulanabilir? Seramik empres kaplamalar gülüş tasarımı isteyen hastalara, antibiyotik, flor lekelenmesi bulunan ve beyazlatmayla beyazlatılamayan dişler için uygulanabilir. Aşınmış dişlerde, dişlerde şekil bozukluğu varsa, dişler arası boşluk varsa seramik empres kaplamaları kullanabiliyoruz. Aslında birçok şeyde kullanılabiliyor. Evet, birçok şeyde, ön bölgede özellikle seramik empres kaplamaları estetik açıdan optimum estetik sağladığı için kullanıyoruz. Peki seramik empres biyo uyumlu mudur hocam? Seramik empres kaplamalar vücutla herhangi bir tepkimeye girmiyor. Yani vücut açısından hiçbir tehlike arz etmiyor. Yani doğal olarak biyo uyumlu bir materyaller. Yani hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Peki tekrar seramik empres kaplama tedavi aşamalarından biraz bahsedelim mi? Hastamız geliyor. İlk önce ağız içi röntgenlerini çekiyoruz. Ağız içi fotoğraflarını kaydediyoruz. Ve sonrasında diş eti sağlığı ve dişlerin genel sağlığını tedavi ediyoruz aslında. Çürük, kanal tedavisi olması gereken dişlere kanal tedavi yapıyoruz. Çürük olan dişlere dolgu yapıyoruz. Diş eti hastalıklarını tedavi ediyoruz. Ve sonrasında aslında ağzı seramik kaplama için uygun hale getiriyoruz. Seramik empres kaplamalarda ilk olarak dişleri uygun formda küçültüyoruz. Dijital ve geleneksel yöntemlerle ölçüler alarak bunları laboratuvara gönderiyoruz. Bu sırada tabii ki hastamız dişsiz kalmıyor. Geçici dişler hazırlıyoruz hastamızı. Daha sonrasında bir takım provalarla gelen dişlerimizi hastamıza takıyoruz. Bu şekilde bir tedavi planlaması. Peki hocam seramik empres yaptıranlarda diş çürümesi ve ağız kokusu oluşuyor mu? Az önce de dediğim gibi aslında seramik empres kaplamalar yapılmadan önce ağız hijyenini optimum seviyeye getiriyoruz. Nasıl oluyor bu? Tüm o bakımları yapıyoruz. Evet, tüm o bakımları yapıyoruz, tedavilerini yapıyoruz, diş eti hastalıklarını tedavi ediyoruz. Seramik kaplamalar takıldıktan sonra hiçbir şekilde o küçültülmüş olan diş formu ağız ortamıyla alışveriş içinde olmuyor. Tamamen izole oluyor. Bu yüzden dolayı hastamız da eğer ağız hijyenine dikkat ediyorsa hiçbir şekilde ağız kokusu ve çürüme gibi çürüme durumlar olmuyor. Peki yani mesela bu soğuk su içeri sıcak böyle bir hassasiyet olur. Evet. Empresten sonra bir hassasiyet oluşabilir mi? Şöyle dişleri küçülttüğümüz için bir dişler takılana kadar bir hassasiyet dönemi oluyor. Geçici dişler de koysak geçici dişleri takıp çıkartıyoruz. Bir takım aşamalardan geçiyor. Tabii ki en son aşamada seramik empresleri taktıktan sonra birkaç gün içinde bu hassasiyetler azalarak minimum seviyeye iniyor ve kayboluyor. Daha ilerleyen zamanlarda herhangi bir hassasiyet gelişmiyor. Yok. Çok güzel. Peki hangi durumlarda seramik empresi tercih edilmez? Seramik empres kaplamalar estetik açıdan çok uygun kaplamalar. Işık geçirgenliği çok iyi olduğu için doğal dişleri çok iyi bir şekilde taklit ediyor. Ancak şöyle bir handikapı var. Aşırı derecede kuvvet, stres oluşumu olabilecek vakalarda seramik empres kaplamalar o kadar dayanıklı olmayabiliyor. Yani biz seramik empres kaplamaları daha çok ön bölgede kullanıyoruz. Yani yoğun çiğneme kuvvetinin olduğu bölgelerde kullanmıyoruz. Nedir bu yoğun çiğneme kuvvetlerinin olduğu bölgeler? Özellikle arka bölgede uzun bir dişsiz saha varsa ve implant üstü kaplamalarda seramik empresi tercih etmiyoruz.
aşırı derecede kuvvet geleceği için ona alternatif farklı tedavi yöntemlerini tercih ediyoruz. Peki hocam, seramik empres kaplamalarda tercih edemediğimiz durumlarda ikinci alternatif ne olabilir? Seramik empres kaplamaları daha çok ön bölge estetik durumlarda kullanıyoruz. Eğer ön bölgede birkaç tane diş eksikse, yani az önce dediğim gibi aşırı derecede kuvvet gelecek ve bu kuvvete dayanamayacak bir durum varsa, bu gibi durumlarda estetik olarak yine iyi olan ve dayanıklılığı empreslerden bir tık daha iyi olan zirkonyum kaplamaları tercih ediyoruz. Zirkonyum tercih ediliyor. Zirkonyum tercih ediliyor, ancak seramik empres kaplamalar dediğim gibi doğala daha yakın olması, ışık geçirgenliği, geniş bir renk skalası olması açısından doğalı en iyi taklit ettiği için daha iyi bir estetik sağlıyor. Ancak dayanım açısından, stres açısından çok fazla stres gelecekse o zaman zirkonyum kronları da tercih edebiliyoruz. Hocam, seramik empres kaplamaların zirkonyum kaplamadan üstün yanları nelerdir? Aslında konuşmamızın başından beri ondan bahsettim. Evet. Şöyle, seramik empres kaplamalar translüsens, yani yarı saydam, ışığı bir miktar geçirebilen kaplamalar. Bizim kendi ana dişlerimizde mine tabakası ışığı geçiren bir tabaka. Bu yüzden seramik empres kaplamalar kadar iyi olmuyor zirkonyumun ışık geçirgenliği. Zirkonyum bir metal ve biraz daha opak bir madde. Tamam, beyazlık anlamında güzel bir görüntü elde ediliyor. Ancak doğala en yakın hangisi dersek, doğala en yakın seramik empres kaplamalar. Tercih olarak tercih empres kaplamaları tercih edilir. Evet. Peki hocam, biraz tedavi protokollerinden bahsedebilir miyiz? Seyircilerimiz de çok merak ediyor. Yani biraz önce aslında bahsettiniz, yani işlemler, evreleri, önce işte kanal tedavisi varsa, işte çürük varsa, evet, diye bahsettik. Takribi olarak, yani örnek veriyorum, ön dişlerle alakalı geldik. Bu ne kadar bir süreç oluyor? İlk önce dediğim gibi ağız içi röntgenleri alıyoruz. Çünkü sağlıklı bir üst yapı olması için alttaki dişlerin çok sağlıklı olması gerekiyor. Ağız içi görüntüleri kaydediyoruz. Daha sonra hastamıza bir tedavi planlaması yapıyoruz. İşte kanal tedavi yapılması gerekiyor, dolgu yapılması gerekiyor, diş taşı temizliği yapılması gerekiyor, diş etiyle alakalı problemlerin giderilmesi gerekiyor. Bütün bunları gideriyoruz. Daha sonrasında hastamıza optimum seviyede oral hijyen eğitimi veriyoruz. Yani bizim için aslında seramik empresleri yapmak kadar hastanın oral hijyenini optimum seviyede tutmak da önemli. Çünkü bu seramik empres kaplamaların ömrünün uzun olmasını sağlıyor. Daha uzun vadede kullanılmasını sağlıyor. Bütün bu işlemleri tamamladıktan sonra hastamızda diş kesimi işlemlerine başlıyoruz. Dişleri bir miktar küçültüyoruz. Evet, işlem bittikten sonra, anestezinin etkisi geçtikten sonra ağrı duymasın diye geçici kronlar hazırlanıyor. Bu geçici kronlar hazırlandıktan sonra hastamızdan dijital ya da geleneksel yöntemlerle ölçülerini kaydediyoruz. Ve hastamıza geçici kronlarını takıyoruz. Daha sonra bu dijital ölçü ya da geleneksel ölçü laboratuvara gönderiliyor. Laboratuvarda hazırlanan dişler birkaç gün içinde tekrardan bize geliyor. Biz bunları prova ediyoruz. Ve bu provalarda olmasını istediğimiz ya da problem olan noktaları hastayla karşılıklı istişare ederek çözüyoruz. Ve tekrardan laboratuvara gönderiyoruz. Daha sonrasında laboratuvardan son halini istiyoruz. Ve laboratuvardan son hali geldiğinde hastamızın geçici kronlarını çıkartıp asıl ömür boyu kullanacağı kronlarını hastamıza takıyoruz. Evet. Bu şekilde ilerliyor. Peki, ben şahsi olarak bir şey merak ediyorum hocam. Yani aynı anda kaç diş yapabiliyoruz, kaç dişe bu uygulamayı yapabiliyoruz? Yani şöyle, alt çenede ve üst çenede 10'ar dişe bu uygulamayı yapabiliyoruz. Yani daha arkalara gitmiyoruz çünkü dediğim biraz gibi daha çok evet stres dayanımı çok yüksek olmadığı için istenmeyen sonuçlar olabiliyor.
Ama alt ve üst onar dişe, gülüş hattında olan dişlere biz bu uygulamayı yapabiliyoruz. Evet. Yani çok iyi. Yani ben hani bir acaba dedim tek tek mi yapılıyor yoksa atıyorum ikişerli mi, üçerli mi komple? Tek tek yapıyoruz. Ama 10 diş aynı anda yani gülüş hattında olan dişlere kadar, güldüğümüzde görülen dişlere kadar bu uygulamayı yapabiliyoruz. Oldukça da çok tercih ediliyor bu yüzden de. Evet. Yani çok görüyorum çevremde de eş dosta görüyoruz. Çok da keyifli oluyor. Yani dış estetik açıdan çok güzel şeyden önce. Çünkü ağız sağlığında da önemli faktörlerden bir tanesi. Peki hocam bu pandemi döneminde nasıl oldu? Yani hastalar geldiler mi gittiler mi? Hani bu biraz seyircilerimiz hep bunu soruyorlar. Ya diş hekimlerine gidelim mi gitmeyelim mi diye çok böyle korkular oluştu tabii ki. Ama sizde her zaman hijyen vardı. Sizde her zaman maske vardı. Evet. Pandemi sürecinde aslında ilk başlarda biz de biraz korktuk. Hatta bir dönem ilk pandeminin ilk dönemlerinde kapalı tuttuk. Daha sonrasında tabii o ilk durumlardan sonra yavaş yavaş hani herkes kliniğini açmaya başladı. Biz de açtık ve gerekli protokollere uyarak hani hastamızın bu klinikten hastalık bulaşma ihtimalini en minimuma düşürecek önlemleri alarak kliniklerimizi açtık ve şu anda da şu ana kadar bu konuda güvenli bir şekilde kliniklerimiz her hastadan sonra dezenfekte edilerek bizden de hastaya herhangi bir hastalık bulaşma ihtimalini minimuma düşürerek bu süreci ilerletiyoruz. Zaten aşılar da bulundu. Evet. Hep şunu da söylüyoruz, burada programda hatırlatma yapıyoruz. Zaten siz diş hekimleri, muayeneler zaten o ortamda yaşıyordunuz. Hani bizim hani yeni adapte olduğumuz o maske, mesafe, hijyen kuralları zaten sizde eskiden beri böyleydi. Evet, yani. Optimum tabii, seviyede. Yani, çünkü kesinlikle. Sadece COVID açısından değil, diğer hastalıklarında bulaşma ihtimali en yüksek olan meslek grubu diş hekimliği. O yüzden optimum seviyede her zaman önlemlerimizi alıyoruz. Kesinlikle hocam. Hocam bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi ki geldiniz. Memnun oldum ben de. Teşekkür ederim. Bizler de. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, TV8 ekranlarında 8'e sağlıkta konuğumuz diş hekimi Sayın Kerim Safa Tokur'du. Özellikle seramik empresi konuştuk. Neler yapılıyor, ne şekilde yapıldığına dair harika bilgiler aldık kendisinden. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizden ayrılmayın.